de Agı'nın takipçisi olur ve buradan göç edenler 17. ve 18. yüzyılda önemli mevkilerde görevler üstlenirler. Yine Agı'nla beraber Arapgir de parlamaya başlar. Toprakları çiftçiliğe pek uygun olmadığı, ulaşım olanaksızlıklarından dolayı ticaret de yapamadıkları için çeşitli zanaatlere yönelirler. Bu yazarın söylediği, başkanım. Dokumacılık ve ipek böcekçiliği konusunda büyük ilerleme kaydederler. Şehirde bir dönem 1600 dokuma atölyesi olur. Arapgir'de 1600 dokuma atölyesi. Ancak bu işin zamanla itibar kaybetmesiyle onlar da göç yolunu tutar. İstanbul'a, Halep'e, Garine yani Erzurum'a ve Mısır'a göç ederler. 1893'te Malatya'daki iki Ermeni semti depremle yerle bir olur. Kitaptaki alıntılardan bir bölüm. Daha sonra 1895-1896 olaylarında şehir büyük zarar görür. Arapgir, Agın ve Darende'de çok sayıda insan hayatını kaybeder. Mesela Agın'da sadece 150 kişi hayatta kalabilir. Bu arada Malatya bölgesinin yerleşim alanında bulunan şehirlerden bahsediyor. Ben oraya çok detaylı girmek istemiyorum, çok zamanımızı alacak ama çok ilginç. Hiçbir şekilde yöremizde adı geçmeyen Şebin Karahisar Malatya bölgesinde gösteriliyor o zaman. Dirliği Malatya bölgesinde, Agın Malatya bölgesinde, Arapgir olduğu gibi tabii orada, Kapan Maden veya Gümüş Maden dedikleri Elazığ'daki maden Malatya bölgesinde görünüyor. Gurin yani Gürü Malatya bölgesinde, Darende Malatya bölgesinde ve Malatya'da 1900 yılında 35 bin nüfus, bu kitaptan alıntı gene, 35 bin nüfus veya 7 bin haneye sahipti. Ailelerden 1800'ü Ermeniydi. 1853'te Ermeni sayısı 4 bin kişiydi. Şehir eskiden Surp Stepanos Kilisesi'nin de bulunduğu bir saat uzaktaki eski Malatya'daydı. 1830'lu yıllarda, tabii tam tarihiyle 1838, yerleşimciler eski Malatya'yı terk ederek şehrin bugünkü yerine yerleşirler. Üç büyük kilise, yedi küçük kiliseye sahiptirler. Ve ayrıca köylerde 20 kilise ve 3 de vank bulunmaktadır. Malatya şehrindeki Ermeni nüfusuyla ilgili çok net rakamlar elde etmek pek mümkün değildir. Malatya sancak olarak çeşitli dönemlerde değişik bazı vilayetlere bağlı olduğundan nüfus sayımları o vilayete dahil edildiği için çeşitli rakamlar çıkabiliyor karşımıza. Ancak çeşitli verilere göre Malatya merkez kazası 1914 genel nüfusunda 80 bin civarında ve büyük çoğunluğu Ermeni olmak üzere gayrimüslim nüfusunun da yaklaşık 9 bin olduğu söyleniyor. Malatya'nın merkezinden bahsediyor şimdi. Ermeni Patrikhanesi verilerine göre de Malatya civarı, bu merkezden bahsetmiyor artık civarla beraber ama hangi civar onu mümkün değil çıkaramıyoruz. Ermeni nüfusunu 23 bin olarak veriyor. Bu nüfus 1960'lara gelindiğinde yaklaşık 2 bin civarındayken çeşitli sebeplerle bugün giderek azalmıştır. Gayrimüslimlerin yoğun olarak bulunduğu mahalleleri duyuyor. Salköprü, Çekemler, Tekçeşme, Zangoç, Çavuşoğlu, Göksoku, Çıtak, Tarhan, Yeni Hamam Mahallesi, Çorbacılar, Zandırın, Kızılkemşin ve Binaver. Bunların birçoğunu tabii Adnan abinin kitabında daha detaylı olarak görebiliyoruz. Bunlarda neredeyse yok denecek kadar az İslam nüfus var ama Haraza, Şifa, Çukurdere, Küçük Mustafa Paşa, o Salköprü tabii Çavuşoğlu diye bahsettiği için orayı oraya bağladık ve Niyazi mahallelerinde de birlikte yaşamalar. Yani aynı mahalleler paylaşılmış bir şekilde. Halfettin'de birkaç ev vardı. Nasıl? Halfettin'de. Halfettin'de. Halfettin'de.